Selam. Nerede kaldın? Vaktim az biliyorsun. Başlamak zorunda kaldım. Kurtulamıyorum ki ellerinden. Temizlik yapacakları tuttu yine. Hoş geldiniz. Türk kahvesi rica ediyorum. Yemek yemeyecek misin? Yok, sade lütfen. Tabii efendim. Neler oluyor Ferdi? Mesele ne? Şevket. Bu aralar çok para harcamaya başladı. Eve eli kolu dolu gelmeler, ailecek yemeğe çıkmalar, annesine harçlık bırakmalar falan. Daha düne kadar para para diye inliyordu. Sağa sola borcu vardı. Öyle diyordun. Evet. Ne kadar ikramiye aldınız? Ne ikramiyesi? İkramiye aldım dedi. Yalan değil mi? Bana soracağını bile bile fena sallamış. Ya sırf müdürlere, şeflere verilen bir şey olmasın? Sanki bankayı bilmiyor. Öyle bir şey olsa gizli kalır mı? Biri bir yerden duyar mutlaka. Anında yayılır. Nereden buluyor bu parayı? Ya şimdi söyleyeceğim, yine arada kalacağım. Söz, bu sefer seni ele vermeyeceğim. Gülşen söz dedim. Batık bir param vardı, kurtardım dedi bana. Ne parası var ki, nerede batıracak? Yalan söylemeyi de beceremiyor. Sedef'in borsa hikayesi de yalan. Sıkıştırdım, haberi yok bu cürün. Ben görüyorum ama, borsayı takip ediyor hep internette. Kendi mi oynuyor acaba? Hangi parayla girecek borsaya? Vallahi ne bileyim ben. Buluyor demek bir yerden. Ya şunu bir araştır bana ne olur. Nasıl araştırayım Ferhunde? Yapma Allah aşkına. Buyurun. Teşekkür ederim. Lütfen Gülşen. Senden başka yardım isteyebileceğim kimse yok. Sen benim tek arkadaşımsın hayatta. Tek sırdaşımsın. Herkesten daha yakınsın. Biliyorum. Yardım et. Bir işler karıştırıyor. Belki de yolsuzluk yapıyor, ne biliyoruz? Şevket'ten bahsediyoruz, değil mi? Yanlış olmasın da. Sedef olayından sonra artık ona hiç güvenim kalmadı. İlişkileri var. Ama Ferhunde, gözümle gördüm. Felsefe yapmaya da bayılır. Çok gülmüş. Öyleyim. Hadi gidelim. Bırak bırak. Ben taşırım. Hadi hadi ver. Vallahi taşırım. İki adım kalmış şurada. Sen yürü sahile. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Onları gözümle gördüm. Feci bir duygu Gülşen. Gururumdan anlatamadım sana. Neler duydum, neler yaşadım bilsen. Beni sevmiyor. Başından atacağı günü bekliyor. Harekete geçti, gizli saklı bir şeyler yapıyor. Sanki hazırlanıyor. Yardım et Gülşen. Senden başka kimsem yok. Bana yardım et. Bakarım ben. Bir şey bulursam... İyi. Araştır bul lütfen. Elimden geleni yaparım. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Seni beklerken bagajı toparlayayım dedim. İşim bitti. Yeni sipariş de aldım. Çok güzel. Gidebiliriz. Biraz dolaşalım mı? Tamam. Hadi. Hadi.
Leyla, ne oldu kızım, niye bakıyorsun öyle? Pırıl pırıl oldu ev, tertemiz. Elinize sağlık. Oh. Saatler olsun anne. Sağ ol yavrum. İşin bitti mi Ali Rıza? Bugünlük yeter, yoruldum. Alışverişe çıkalım diyecektim. Dolapta bir şey kalmadı. Çıkarız. Önce kızımız bize bir yorgunluk kahvesi yapsın da içelim. Hadi Leyla. Hemen geliyor. Oh. Ay 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 ay. Oh. Ay vallahi her yanım sızlıyor Ali Rıza. Ferhunde Hanım iki süpürge sürdü, kaçtı gitti. Hani gidecek olmasa onu da yapmayacak. Adam yerine koyup da nereye gittiğini bile söylemiyor. Hayriye, iki dakika nefes alacağız şurada, yapma ya. Sana da yani dökmeyeceksem içimi kime dökeceğim Ali Rıza? Dökme efendim. Onunla ilgili bir şey söyleme bana. Çekecek halde değilim. Kavga etmeyin. Bak.